Şeytandan Allah'a sığınırım. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılmasında, geceyle gündüzün ard arda gelişinde, insanlara yararlı şeylerle denizde yüzen gemilerde, Allah'ın yağdırdığı ve kendisiyle yeryüzünü ölümünden sonra dirilttiği suda, her canlıyı orada üretip yaymasında, rüzgarları estirmesinde, gökle yer arasında boyun eğdirilmiş bulutları evirip çevirmesinde, düşünen bir topluluk için gerçekten ayetler vardır. Bakara Suresi 164. Şu an yaşayan ve bundan yüzlerce yıl önce yaşamış olan tüm balık türleri, Allah'ın onlar için yaratmış olduğu mükemmel sistemler sayesinde su altında rahatlıkla yaşarlar. Balıkların suda ne kadar kıvrak ve ne kadar hızlı hareket ettiklerini hepimiz biliriz. Balığın yüzebilmesi için ekstra bir hareket yapmasına hiç gerek yoktur. Bunun için kuyruğunu sağa sola sallaması yeterlidir. İşte balıkların suyun içinde bu rahat hareketleri, kıvrak omurgaları ve vücutlarındaki bazı sistemler sayesinde gerçekleşir. Balıklar durgun halde yüzerken aniden yüksek hızlara ulaşabilmek için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Ani hızlanabilmek onlar için çok önemlidir. Çünkü avcılardan kaçabilmek için buna ihtiyaçları vardır. Üstelik balıklar suyun içinde çoğu zaman akıntıya karşı hareket ederler. Balıkta böyle bir gücün ortaya çıkmasını sağlayan omurgasının ve kaslarının özel yapısıdır. Omurga, balığın vücudunun dik durmasını, ayrıca yüzgeçlerin ve kasların kendisine bağlanmasını sağlayacak bir yapıya sahiptir. Eğer böyle olmasaydı balıkların suda hareket etmeleri de imkansız hale gelirdi. Ancak yalnızca omurgasının özel bir biçime sahip olması balığın yüzebilmesi için yeterli değildir. Çünkü balığın su içinde tek hareketi ileri geri değildir. Eğer bir balık su içinde aşağı yukarı hareket edemezse yaşayamaz. Balık bu hareketi de başka bir vücut sistemiyle yapar. Balıkların vücutlarında hava keseleri bulunur. Bu keseleri hava ile doldurarak veya havayı boşaltarak su içerisinde yukarı ve aşağı doğru hareket edebilirler. Peki şu sorunun cevabını hiç düşündünüz mü? Balıklar sürekli su içinde olmalarına rağmen nasıl olur da zarar görmezler? Biz suyun içinde belli bir süre kaldıktan sonra derimiz bu durumdan etkilenmeye başlar. Bu süre uzarsa cildimiz zarar görür, oysa balıklarda böyle bir durum hiç yaşanmaz. Çünkü balıkların üst derisinde sert parlak bir tabaka vardır. Bu tabaka suyun vücuda girmesini engeller. Eğer bu tabaka olmasaydı balığın vücudu zarar görecek, hatta içeri su girmesi nedeniyle vücut dengesi bozulacak ve balık da ölecekti. Ancak bunların hiçbiri olmaz ve balıklar suyun içinde yaşamlarını rahatlıkla sürdürürler. Yeryüzündeki bütün balık türleri bu özelliklerin tamamına eksiksiz olarak sahiptir. Günümüzden çok daha önceki dönemlerde yaşamış balıklarda da bu özelliklerin hepsi bulunur. Balıklar milyonlarca yıldır hiç değişmemişler, hep aynı mükemmel yapıya sahip olmuşlardır. Bunu milyonlarca yıl öncesinden yaşamış balıklardan günümüze gelen kalıntılarda görmek mümkündür. Fosil adı verilen bu kalıntılarda balıkların geçmişte de yine bugünküyle aynı oldukları, hiç değişmedikleri açıkça belli olmaktadır. Bu durum bize balıkların bir anda ortaya çıktıklarını gösteren delillerden biridir. Balıkların sahip oldukları bütün özellikleri onlara veren, evrendeki her şeyi yaratan Yüce Allah'tır. Allah bütün canlıların ihtiyaçlarından haberdar olandır. Bir Kur'an ayetinde şu şekilde buyurulur: "Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda kesin bilgiye inanan bir kavim için ayetler vardır." Casiye Suresi 4.